Evet, suyun huzur veren sesiyle herkese selamlar. Didin Efeler Mahallesi'yle arkadaşlar size bir villa tanıtmaya çalışacağım. Böyle suda şırıl şırıl akınca ayrı bir heyecan. Su medeniyettir biliyorsunuz. Size bu evi tanıtmaya çalışacağız. Ve dönelim özelliklerine, metrekaresine, denize ne kadar yakın. O özellikleri yapabildiğimiz kadar size anlatmaya çalışacağım. Evin içi dışından daha iyi arkadaşlar, iddia ediyorum. Ve dönelim denize 1,5 kilometre yakınlıkta. Arsası kuzey batı cepheli 410 metrekare arsası var arkadaşlar. Net kullanım alanı 220 metrekaredir. Full eşyalı, yerden ısıtmalı, galeri boşluklu, konsol merdivenli, şömineli, ısı pompası da takılı. Fiyatı 26 milyon 500 bin TL. Özeline, mahremiyetine düşkün aileler için köşe başı oluşu farklı bir etkendir. Yani evin eksiği yok da varsayalım evin 1-2 eksiği olsa dahi köşe başı oluşu mahremiyetine, özeline düşkün aileler için artı bir artıdır. Eksileri artılarından, artılar eksilerinden daha çok, tersini söyleyecektim az daha. Ve burası da barbekü alanı. Barbekü alanı havuz seviyesinden tahminen 12 santim yüksek. Barbekümüz bu. Güneş kırıcıların orada aydınlatmalar da gayet güzel. Yüzümüzü çevirdi. Köşe başı detayını ben çok önemsiyorum. Burası da bir kamerya alanı. Üstüne tentenler yapılmış. Barbekünün hemen yanı başında bir kamerya alanı. Denize 1,5 kilometre dedik. Arsası 410 metrekare. Net kullanım alanı 220 metrekare. Yeni 0. 4 oda, salon, mutfak, şöminesi var. Birçok şey var. Evin içi dışından daha iyi. Palmiye ağaçları işte bu süslemelerde yapılmış. Bu taraf yol, diğer taraf yol. Bu taraf kuzey, diğer taraf batı. Arka taraf kıble, bu taraf da doğu. Ve arkadaşlar bu alanı gösterdik. Şimdi yol aldık, geldik. Burası da araç park yeri. Araç park yeri de burası. Köşe başı detayını özellikle pekiştirmek istiyorum. Burası da araç park yeri. Evin içi dışından daha iyi. Duvarlar da yüksek. Araç park yerini gösterdikten sonra çelik kapıya doğru gideceğiz. Eve merhaba diyeceğiz. Çekme mesafeleri iyi. Dekoratif sıvalar yapılmış. Bu teknelerde deniz turizmi yapanlar bilir, suya dayanıklı dış cephe ahşaplar kullanılmış. Bu taraflarda bordeksler, bunlar binaya böyle daha değişik bir süs vermiş bordeksler arkadaşlar. Üstüne dekoratif sıvalar yapmışlar ve binanın arka tarafı da bu. Binamızın arka tarafı bu arkadaşlar. Buradan da çelik kapıya gireceğiz. Sanırsam burası sensörlü. Kış kış yap, kış yap. Evet, sensör yandı. Çelik kapımız bu tarafta. Dolaştık, geldik havuza doğru. Tekrar bir geldik. Ondan sonra bir de drone'la belki bir şey yaparız. Belki drone'la ne yaparız? Hafif bir drone resmi de koysak iyi olur. Daha iyi olmaz mı Can? Onu da koyalım. Gel biz böyle bir dolaşalım. Belki drone resmini koyarız. Evin içi dışından daha iyi arkadaşlar. Onu da beyan edeyim. Ondan sonra takdir sizin. Binanın dış cephesinde cam giydirmeler de yapılmış. Kameralar var. Full akıllı bir evdir. Evin içini sabırsızlıkla size göstermeye çalışıyorum. Evet. Burada var. Galeri boşluğu tarafında var. Binanın dış cephesinde izolasyon anlamında elektrik mühendisleri enerji kimlik belgesi veriyor. O anlamda, o konuda içiniz rahat olsun değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şimdi de evimize merhaba diyelim. Bakalım içi dışından daha iyidir dediğim gibi mi? Takdir sizin. Hadi evet, bakalım. Merhaba ev dedik. Merhaba ev, iyi günler ev. Değerli arkadaşlar, şimdi bu katta salon var, mutfak var, bir oda var, iki banyo var. Ve eve merhaba dedik, burada bir vestiyerimiz var. Evin beyni burada, full akıllı ev, yerden ısıtmalı, ısı pompası takılı. Şimdi dilersen böyle bir git, böyle tane tane yapabildiğimiz kadar anlatalım. Arkadaşlar denize 1,5 kilometre yakınlıkta, arsası 410 metrekare, net kullanım alanı 210 metrekare, arsanın pozisyonu kuzey batı cepheli, hem batıya bakıyor hem kuzeye bakıyor, dört tarafı açık ama yani kuzeyinde yol var, batısında yol var. Kapıdan geldik, koridoru gösterdik. Bu da koridorda birinci banyomuz arkadaşlar. Buradan başladık, şimdi yüzümüzü salona çevirdik. Şömine de var, yerden ısıtma var, galeri boşluğu var, ada mutfak var, konsol merdiven var. Denize yakınlığı bana göre iyi. Fiyatı 26 milyon 500 bin TL.
26.500.000 TL. Eşyalar yeni döşendi. Birkaç tane ufak eksik var arkadaşlar. Onlar tamamlanacak. Ne eksiği var? O şöminenin camları eksik. Birazdan arz etmeye çalışacağım. Evet, salonumuz bu. Bu ateş tuğlalar da güzel olmuş. Klimalar takılı ve salonumuz bundan ibaret. Sonra salonun devamında bir yemek alanı var. Onu da göstermeye çalışacağız. Yemek alanında galeri boşluğu da var. Binanın dış cephesinde cam giydirmeler ayrı bir heybetlik veriyor, ayrı bir güzellik veriyor. Ve buradan yol aldık, geldik. Bu da yemek alanı. Herhalde yemek alanı olarak kullanılır burası. Bu tarafta perdeler böyle açık. Perdeler böyle açıldıktan sonra zaten etrafa hakim olursunuz. Galeri boşluğu da yukarıda. Şimdi benim arz etmek istediğim eksiğim bir tanesi bu. Bu şömine hem bu tarafa bakıyor hem diğer tarafa bakıyor. İşte bu camlar henüz takılmamış. Burası da yemek alanı. Şimdi yüzümüzü mutfağa çevirdik. Mutfak karşıda, yemek alanı ile mutfak arasında geniş bir boşluk var, bir ferah olmuş. Burası bir işte yemek alanı ya, burası da böyle dip dibe olsaydı belki iyi olmazdı. Bu daha ferah olmuş. Duvarda bu süsler, bu dekorlar da daha eve yakışmış. İşte bu dekorlar da iç mimar herhalde yardımcı olmuş. Bunlar da iyi akıl etmişler ve şimdi yüzümüzü mutfağa çevirdik. Mutfağımız da bu. Mutfak ada mutfak arkadaşlar. Ocak bu. Üstünde davlumbazımız var. Davlumbaz tabii asma tavandan dışarıya o kokusu vesaire gidiyor. Ada mutfak bu. Gerçek ada mutfak. Sonra buralarda bir daha aksesuarlar yapılmış. Mutfağın kendisi de böyle. Mutfak buradan buzdolabımız. Sonra geldik buralara ledler koymuşlar. Tavana kadar çıkıyor. Geldik evyemiz burada. Bulaşık makinası. Mikrodalga ve raflar da burada. Devamında raflar var. Sonra mutfak bundan ibaret. Bu tarafta galeri boşluğu var dedik. Duvarlarda lake kaplamalar var. Merdiven, konsol merdiven. Onu da birazdan göstereceğiz. Full akıllı ev dedik. 410 metrekare arsası. Köşe başı arsa. Denize 1,5 kilometre yakınlıkta. Full eşyalı. Sadece kendinize ait özel elbisenizi, çatalınızı, bıçağınızı, kaşığınızı alırsanız evde hemen yemek bile pişirirsiniz. Haphazır bir ev. Bu etti birinci oda. Ev 4 oda, salon mutfaktan oluşuyor. Köşe başı. 4 tane odasının 4'ü de banyolu. Ancak 2 tane odasının içinde ayrıca giyinme kabini de var. Bu dolaplar arkadaşlar, bazı dolaplar var ki bu içindeki ledler kapıyı açınca açılıyor. Bunlar sanki sese yanından geçti mi hemen içindeki ledler açılıyor. Bunu da arz edelim. Sonra bu kattaki odayı gösterdik ya. Yukarıda da 3 oda var. Ancak bir tane oda yine bunun gibi, 2 tane odası da giyinme kabinli. Bu birinci oda ve içindeki banyo. Yani şöyle demek istiyorum. 5 tane banyosu var. 4 tane odası var. Yerden ısıtma, ısı pompası da takılı, eşyalı. Konsol merdiven dedikleri de bu arkadaşlar. Birçok insan bu daha heybetli geliyor, bu daha göz alıcı geliyor. Bunları tercih ediyorlar. Altta da merdivenin altında da böyle bir şenlik oluşsun diye böyle oraya da güzel süsler yapmışlar. Şimdi konsol merdiven dedikleri bu. Çelik merdiven. Buradan da yukarıya çıkıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Bu çelik değil, bu tam ahşap yapmışlar. Hala da ağaç kokuyor. Ve merdiven kovasını göstereceğiz. Sonra buradaki 3 odayı da göstereceğiz. Takdir sizin. Kader gayrete aşıktır. Gayret eden kaderini de belirler. İyiye mi meyleder, başka bir şeye mi? Artık Allah ne miyaser ederse. Burası da merdiven alanı. Burada mimar cimri davranmamış, güzel davranmış. Çok da göze hoş geliyor. Döndük, burada ne var? Çamaşır makinesi ve üstte de kurutma makinesi, değil mi? Yerden ısıtma, ufak tefek eksikleri var. Buranın kapakları takılacak. Şimdi yol aldık, geldik. Bu birinci, ya yani bu katta birinci oda. Aşağıda da bir oda var idi. Bakın hemen yandı bunlar. Bu evin en büyük odası arkadaşlar. Dediğim gibi yatak başlarında lake kaplamalar, İtalyan boyalar yapılmış. Elektrik aksamı iddialıdır. Klimalar takılı, yerden ısıtması zaten var. Didim'de doğal gazın olmadığını biliyorsunuz. Sözleşmesi yapılmış. Doğal gaz günün birinde gelecek. Gelirse de ısı pompasını birine verirsiniz, satarsınız ya da sonra doğal gazdan faydalanırsınız. Evet, yatak burada, başlıkları gördünüz. İşte burada bakın, bak ben geldim hemen yanacak. Yan, açıl Süsam, yandı. Evet, bir tane dolap burada. Burada da herhalde çorap giyme yeri.
Burada bu da sese duyarlı mı? Nasıl sese duyarlıysa ben yaklaşınca hemen yanıyor. Duvarlarda lakek kaplamalardan bahsettik ve geldik. Bir boy aynası var arkadaşlar. İşte burada da giyinme kabini diyoruz. Ya da başkası oda mı der? Ne derse işte biz de onu demeye çalışıyoruz. Ve ikinci odadan bahsediyoruz arkadaşlar. Dik camlar yapılmış. Panjur kapalı biz açmadık. Bunlar böyle buğulu camlar. Doğramalar alüminyum. Evet burayı da gösterdik. Bu etti ikinci oda genelinde. Ama bu katta ne yaptı? Bu kat için birinci oda. Kapılar lake kapı. Ve yüzümüzü çevirdik. Bu odaya gidelim. Bunun da giyinme kabini var. Köşe başıdır. Mahremiyet. Aa burada bir şey daha var. Bir dolap daha var. Biz balkon var. Evet bu balkonu dik çektiğimiz videoya koymadık. Evet. Şimdi bu etti ikinci oda arkadaşlar. İkinci odamız bu. Karşıda ev gözükse de o ev ile bizim aramızda yol var arkadaşlar. Yani dünyanın işte hiçbir yerinde yok öyle köşe başı bütün evler olsun diye öyle bir şey yok. Eğer herkes köşe başı değilse arazide israf olur. Bağ, bostan bir şey kalmaz. Ha, burası yine yandı ben yaklaşınca. Bir dolap burası. Devamında işte bu da bakım masası ve bu yatak odasının önünde bir daha bir balkon var. Diğer tarafta da vardı. Panjuru keşke açıp gösterseydik. Şimdi biz bunun bütün lam lamelini de göstersek siz yerinde bakmadan bazı şeylere vakıf olamayacaksınız. Yüzümüzü çevirdik geldik. Metrekareyi söyledik. Denize yakınlığını söyledik. Evi de gösteriyoruz. Numaramız belli. Eğer biz bu işi iyi yapıyoruz, bize güveniyorsanız, inanıyorsanız gelin yerinde bir de kendiniz bakın. Ve yüzümüzü çevirdik geldik. Bu üçüncü odanın içindeki banyo. Giyinme kabinini gösterdik, odanın kendisini gösterdik, balkonu gösterdik. Dedik denize 1,5 kilometre, arsası 410 metrekare, köşe başı, kuzey batı cepheli, 220 metre kapalı alanı var. Efendime söyleyeyim eşyalı, ısı pompası da takılı, yerden ısıtması da var. Aha geldik dördüncü oda da bu. Ev iyi değil, hesap kitap sizin. Bir adamın ensesi kaşınırsa en iyi kendi kaşır. Dolayısıyla domates satan der ki en iyi domates benim. Biri karpuz satsa der en iyisi benim. Perdeci der ki benimki en iyisi. O yüzden ben de perde alırsam hangisi iyiyse bakarım. Onun iyi demesine bakmam. O yüzden biz pazarlıyoruz. Nasip kısmet. Siz de eğer hitap ediyorsa, öncelikle biz size hitap ediyorsak, çünkü bizimle haşr olmak istiyorsanız, gelin biz size yardımcı olalım. Ve bu da dördüncü oda arkadaşlar. İçindeki banyo yani. Dördüncü odanın içindeki banyoyu da gösteriyoruz. Ya Allah bismillah. İnsan neye niyet ederse Cenab-ı Allah belki onu verir. O yüzden dediğim gibi kader gayrete aşıktır. Niyetiniz halistir biliyorum. O yüzden biz de istiyoruz ki en çok hayalinde böyle ev hayali olanlar, böyle hayalleri olanlar Allah onlara nasip etsin, herkese etsin. Değerli arkadaşlar burayı tanıttık, saygılarımla ilgiler.